Minik şifa deposu fazla tüketildiğinde zehir oluyor. Sivas'ta kış aylarının vazgeçilmezlerinden biri olan kuşburnu meyvesi Ya. hem lezzeti hem de sağlığa faydalarıyla dikkat çekiyor. Fazla kullanıldığında ise tüketildiğinde zehirlenmelere yol açıyormuş. Şimdi efendim bir dinleyelim bakalım uzmanımızdan kuşburnuyla alakalı neler söyleyecek. Tam mevsimidir yani. Evet. Kuşburnu Türkiye'nin hemen her bölgesinde yetiştirilebilen bir bitkidir aslında. Ama özellikle soğuğa dayanıklı olduğu için Sivas bölgesinde çok daha fazla görülmektedir. Kuşburnu'dan marmelatlar, nektarlar ve bitkisel çaylar yapılmaktadır. Yalı formunda bir bitkidir. Şeklinde ve kırmızı renkli bir bitkidir kuşburnu. Kuşburnu yüksek oranda C vitamini içerir. Aynı zamanda B1, B2 ve K vitamini de içerir kuşburnu aslında. Bunun yanı sıra yüksek antioksidan bileşenler içerir. İçinde bağışıklığı güçlendirici etkisi bulunmaktadır kuşburnunun. Bu sebeple yaklaşan kış aylarında göz önünde bulundurduğumuz zaman biz uzmanlar kuşburnuyu mutlaka tavsiye ediyoruz. Tabii ki ölçülü tüketimle birlikte. Tüketildiğinde boyunuz gözüküyor. Çok fazla tüketildiğinde ne gibi sorunlara yol açabilir? Kuşburnu çok fazla tüketildiği zaman vücutta toksik etkiye sebep olabiliyor maalesef ve zehirlenme gibi durumlarla karşılaşabiliyoruz. Evet, diyetisyen Gülsüm Hazman açıklamayı yaptı. Mustafa Çengel de o yetiştiricilerden. Allah'ın verdiği çok şifalı bir meyve marmelatı çayı yapılır. Özellikle ıhlamura ekleyip kaynattığımızda tam bir şifa deposu olur diyor. Ve içerisinde C vitamini barındırır. Ölçülü bir biçimde kullanmayı öneriyoruz diyor o da. Marmalatı çok güzel. Ondan böyle Kuşburnu. her bir kaşık alacaksınız. Güzel böyle bir suyla efendim bir bardak böyle. Şu kupa var ya, şu kupayla böyle her gün bir tane içtiniz mi hakikaten bir defa C vitaminini alıyorsunuz. Evet. Koruyor. Çok da şifalı. Ama dediğiniz gibi fazla da tüketmek lazım. Tüketmem. Tüketmemek lazım. Evet, her Her şey şeyin öyle. Her bence de şey öyle. Her öyle değil şeyin efendim. fazlası. Azı karar çoğu zarar derler ya. Değil mi? Her şeyin ortası. Evet. Fazla yemek de zararlı efendim. Fazla her şeyin Aynen fazlası hiç öyle. iyi değil. Ya bir şeye bağımlı olmak kötü bir Çok şey. kötü bir şey. Hani bu illaki bağımlılık, sigara falan onlardan O da öyle bahsetmiyorum. yani İşte fazla tatlıya evet. bağımlı olmak, Tabii. işte asitli içeceğe bağımlı Evet, olmak. evet. Hani böyle zararlı şey cipse bağımlı Ha. olmak. Yani İnsanlar illaki bağlanıyor. bağımlı olmak Bağımlı kötü bir haline şey. geliyor. Mesela her gün yemese birçok genç bilhassa Evet. gençler çok tüketiyor. Bir de sivilcelerle uğraşıyorlar. Tüketmeyin Aynen öyle. İşte sivilceniz abur olmaz diyorum cubura tabii. böyle Ha işte sağlıksız öyle. fast food'a bağımlı Öyle. olmak yok mu öyle Şimdi gençlerimiz? Var ne yazık ki. ben bunun diri diri böyle hani koparıyorsunuz ya. Alıyorsunuz Kuşburnunu mu buzdolabını. diyorsunuz? Evet her gün şöyle bir avuç içi ben Azıcık mesela avuç bu içi aralar evet. alıyorum. Ne O çok güzel. güzel, hoşuma gidiyor ama fazlası hiç iyi değil. Kesinlikle. Bazıları böyle tabak tabak götürüyorlar. İyi değil efendim. O da Rahatsız eder. zehirleyebilirmiş Aman uzmanlarımız dikkat. anlattı.